paralel olarak verilmiş. Farklı yöntemler uygulamak mümkün. İstediğimiz gibi hareket edebiliriz. İstersek şöyle uzatırız doğruları. İşte bunu böyle uzatırız. Parçaları hesaplarız. Bunu uzatırız. Ben şöyle yapacağım. Yukarıdan C'den bir tane paralel çiziyorum. Şöyle. Bir tane de E'den çizeceğim. Tam olmadı. Bunu biraz daha yukarıdan çizeyim. Şöyle. Evet. Şöyle olsun. Şimdi burası 105 derece. Sola bakan açı 105. Yukarıda sağa bakan açıya eşit olacak. Yani şunun tamamı 105 olmalı. 80 var zaten buradan. 105 etmesini istiyorsak burası 25 olmalı. Şimdi şurada zikzak uygulayacağız. Onu işaretliyorum. Şuradan şöyle maviye boyuyorum. Şöyle maviyle çizdiğim şekil üzerinde zikzak kuralı uygulayacağız. Burası alfaydı. Şu yanındaki parçaya biz Y desek. Sağa bakan açı Y burası. Şurası. Bu köşeyi pas geçiyorum. Yukarıda 25 derece. Şurası. Bunlar sağa bakan açıdır. Y artı 25. Sola bakan açı o da 90. Yani Y artı 25 90'a eşit. Şimdi 25'i yollarız karşıya. Buradan bizim Y açımız 65 derece. Şurası 65'miş demek. Burası 65. Şöyle yazıyorum. Biz istersek şu parçayı da uzatırız. Şöyle. Burada paralel doğrular olduğu için, şunu uzatayım iyice. Buradaki 110 derecelik açıyla, şuradaki 110 derecelik açıyla, şuradaki açı birbirine eşit olacak. Yani alfa artı 65, 110 dereceye eşit olacak. Alfa artı 65 eşittir 110. Karşıya atıp çıkaracağız. Bizim alfamız eşittir 45. Evet, alfa 45 olur.